varlığını pekiştirebiliyor. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki ilişkileri de arka kapı diplomasisini yürüterek çözmeye çalıştığı için aradaki pürüzleri temizliyor gibi bir teoriyle ortaya çıkıyor. Yani bunu doğrulamak ya da yanlışlamak çok mümkün değil. Ama dediğim gibi sonuçlara bakarak bu sonuçlardan neden üretme gibi bir eğilim var burada. Biraz komplo teorisi kokuyor ama o kadar da hani irrasyonel gelmiyor yani bağlantılar açısından. Bilgimiz kısıtlı olduğu için bir şey söyleyemiyoruz. Daha çok şunu söylemek gerekir. Biliyorsunuz daha önce Libya'da Bingazi'de konsolosluk saldırıları olmuştu ve Amerikan konsolosu öldürülmüştü. Bu Hillary Clinton'ın istifasıyla sonuçlanmıştı. Şimdi benzer bir şey Amerikan seçimleri öncesi Amerikan iç politikasını da etkileyebilir. Yani Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması, oradaki diplomatların can güvenliğinin tehlikeye girmesi Amerikan iç siyasetini de önemli ölçüde etkileyecektir. Bence Amerika'nın verdiği tepki Orta Doğu'daki büyükelçilik güvenliğinden dolayı Amerikan iç siyasetinin etkilenmemesi için verilen bir tepki. Birçok teori olabilir. Ben böyle okuyorum açıkçası. Şimdi biraz önce siz de tabii bu fikre katılıyorsunuz. Bir dönüm noktası, yeni bir sürecin başlangıcı olarak söylüyorsunuz. Sıcak çatışmalar da olabilir dediniz. Böyle diyenler de var. Çok yakın temasta sıcak bir çatışma olmaz ama gerilim artar diyenler de var. Yeni bir sürecin geldiğini düşünürsek sizce Türkiye'nin buradaki tavrı ne olacak? Ya Türkiye, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimden ziyadesiyle faydalanan bir ülke oldu geçmişten bu yana. Yani Türkiye'nin jeopolitik önemi artıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu ilişkileri İran nefreti üzerinden regüle etmeye çalışıyor. Ve bunu da başarıyordu. Ancak bunun tabii bazı maliyetleri var. Özellikle İran'la komşu bir ülke olduğu için güvenlik tehditlerini de çok yakından hisseden bir ülke. Yani Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini sıkılaştırdıkça İran kaynaklı tehditlere daha çok muhatap olabilecek bir ülke. Dolayısıyla Türkiye bunu bir fırsat olarak görmekten ziyade daha dengeli yaklaşmalı. Hani normatif olarak söylemek gerekirse daha dengeli yaklaşmalı. Ancak bazen bu dengeli yaklaşımı sürdürmek de çok mümkün olmuyor. Yani mesela Irak işgalinde de gördük. Bu dengeli yaklaşımı sürdürmek sizin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinizin bozulmasına da beraberinde getirebiliyor. Veya dengeyi bozduğu zaman güvenliğiniz bir ülkenin kullandığı araçlar sayesinde tehdit altında da kalabiliyor. O yüzden hani bence gerilimin azaltılması Türkiye'nin hayrınadır. Buradan bir çıkar, buradan bir fırsat beklentisi içerisinde olmaması gerekir. Ancak eğer engelleyemeyecek bir durumu varsa şunu söyleyebiliriz. Türk-Amerikan ilişkileri daha da iyileşmek durumunda kalacak bu İran-Amerika geriliminden sonra. Fakat Türkiye birçok tehditle baş etmek zorunda kalacak. Zaten bu tehditlere maruz kalmanın maliyetini muhtemelen Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden talep edecektir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri rekabeti Türk dış politikası için hem fırsatlar hem tehditleri aynı anda sunan bir duruma işaret ediyor. Üzerine konuşulacak bir mesele uzunca ancak vakit kısıtlılığından kaynaklı bırakmış olalım böylece. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa dinleyelim. Herhangi bir şey yok. Umarım aklı selim içerisinde hareket edilir. Çok heyecanlı bir dış politika okuması yapılmaz. Ve birçok faktör göz önünde bulundurarak Türkiye hareket eder. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için Ben Sayın teşekkür Özbek. ederim.